Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, çok değerli Diyanet İşleri Başkanımız, Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli protokol, değerli misafirler, değerli hocalarım, çok değerli hafız kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı mübarek olsun. Konya için tarihi bir gün. Bunda emeği geçen başta Mustafa Büyük Kaplan, yani okula ismini veren Mustafa Büyük Kaplan, sonra onun evladı, torunu, ailesi, 2014 yılında bu proje başladığı zaman orada görev alan kim varsa, bütün hocalarımız, idareci arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, ilk hafız adaylarının aileleri ve onların bu çalışması bir çığır açtı Türkiye'de. Bugün ülkemizin dört bir yanında İmam Hatip Ortaokulu ile beraber hafız yetiştirme projesi başarıyla uygulanıyor. Benim de oğlum Ömer Tayyip'in içinde bulunduğu bu hafızlarımız şimdi liselerde devam ediyor. Yakın zamanda üniversiteye geçecekler. Burada belki üniversiteye başlayanlar da var ilk mezunları itibariyle. Dolayısıyla bu projenin hayata geçmesinde, başarıyla bugünlere gelmesinde emeği olan hem Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde hem Diyanet İşleri bünyesinde bütün emek verenlere, Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza, Milli Eğitim Bakanlarımıza hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Bir tane daha vatandaşımız, kardeşimiz peygamber sevgisiyle yetişirse, bir tane daha kardeşimiz içinde Allah sevgisini hissederek bir gününü daha geçirirse, bir tane daha öğrencimiz, genç kardeşimiz hayatında Kur'an-ı Kerim'le devamlı ve sağlıklı bir ilişki kurmayı başarır, onun mesajını anlamaya gayret gösterirse, bu toplum, bu ülke elbette ki daha güzel bir ülke olur, daha güzel bir toplum olur ve elbette bu ülke, bu millet dünyaya daha fazla hizmet eder, daha fazla iyilikleri, güzellikleri yayar. Buna ihtiyacı var bu dünyanın. Çok toplumsal, sosyal, birçok sorunlarla bütün dünya boğuşuyor. Avrupa'sında da, Amerika'sında da, Asya'sında da, doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde. Ve Türkiye'nin eğitim alanında kimileri tarafından maalesef anlaşılmadan tahkir ederek küçük gördüğü bu büyük başarılar, buradaki çocuklarımız sadece hafız değiller. Akademik başarıları da üst düzeyde, yabancı dil eğitimleri de ileri düzeyde, sınav başarıları da üst düzeyde. İşte robotik deney yap atölyelerinden tutun birçok TÜBİTAK vesaire Teknofest projelerinde başarıları da var. Ümit ediyorum ki milletimiz bu çocukların ne yaptığını, hangi yolda gittiğini daha geniş kapsamlı, daha doğru anlasınlar ki daha çok vatandaşımız, hayırseverimiz, insanımız bu projelere, bu okullara, bu gençlere sahip çıksınlar inşallah. Hepinizi takdir ediyorum, tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum, Allah razı olsun diyorum. Sağ olun. Efendim, Bilim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Muhterem Necmettin Bilal Erdoğan beyefendi hitap ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Az evvel